Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerin huzuruna olsun. Uşaklarımız, kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Atayurt cemiyeti kayıt edildi. 2 aprel Kazak haberleri doğrudan haberde bildirilse, Kazakistan hükümeti 10 Mart takip etken Atayurt cemiyetinin işhanesini kayıt edişe ruhsat kılgan. Алдыңғы айда Қазақстан Дәулет бейхатерлік идарасы Атайурт жәмиетінің рәйісі Серікжан Билаш оғлыны Алматыда қолға алып, астанаға алып кеткен еді. Қазақстан алайды хадимлері Атайурт пидаилері ішханасына тұйықсыз бастырып кіріп, ішхана ішіндегі Қытайдың зиянкештікке ұшыраған қазақлар берген жазма гуахлықтарын, барлық хөжет ва компьютерлерін алып кеткен. Арқадан яна Атайурт пидаилерінің ішханасын печатлаған жәмиет азаларын бірнеше күн өткеннен кейін шартлық қойып берген еді. Бүгінгі хабарда мәлім болғандай, Қазақстан үкіметі кішілік құқық пайдаланушысы Серікжан Билаш оғлы құрып шыққан Атайурт жәмиетіні қайта ашуға рұқсат қылған. Бір қысым ұшырларға асасланғанда, Қазақстан үкіметі Атайурт жәмиетінің Шарқы Түркістандағы қазақ ұйғыр халқының аһу-зарын халықараға аңылтыш үшін давамлы қызмет қылышыға рұқсат қылған. Шарқы Түркістан халқы сүргін қылынмақта. 2 aprel Xitay xəbərlərində məlum olunca, Xitay təcavüzçiləri işqə orunlaşdırış namı bilən Şərqi Türkistan xalqını Xitay ölkələrə sürgün qilishni küçəltməkdə. Xəbərdə Xitay dairələri 65-ci əmgək küçlərini işqə orunlaşdırış namı bilən Aqsu vilayəti Üçturpan nahisidən 301 dehqanı tizimləb, bir qismini Ürümçiyə, bir qismini Xitayının Xubi ölkəsi Şingju şəhərinə sürgün qılğanlığını aşkarlığan. Xəbərlərdə yana hazırgıçı Üçturpan nahisidən 2417 kişini Xitayının hər qaysı ölkələrə sürgün qılğanlığını, bundan keyin Üçturpandan 3000 kişini uzun yıllıq sürgün qılışını, 10000 kişini fəsil xarakterlik sürgün qılışını planlığanlığını aşkarlığan. Xəbərdə yana neçə gün ilgirə Şərqi Türkistanın Eli oblastı Nilqı nahisidən 144 kişini Jiangsu ölkəsinin Changzhou şəhərindəki Wujin Tianyun şirkətinin Linyang şöbəsinə sürgün qılğanlığını, Nilqin ayısı bu yıl kirgenden beri 2 türkümde 236 kişinin mezkur zavatkı sürgün kılgallıkını aşkarlıgan. Xitayga 70 000 Şimali Koreyalik işçinin yollandığallıkı bildirildi. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilse, Şimali Koreyanın Xitayda işlep taşkı pirovat yollayışı üçün 10 mınlıgan işçinin Xitayga yollaşkı tayarlı kılavatkallıkı ilgiri sürüldü. Janubiy Koreya gazetasining xabarida 10 minglab Shimoliy Koreyalik ishchining Shimoliy Koreya hukumatiga pul yollashi uchun vaqtliq ziyoratchi vizasi bilan Xitoyga minishga tayyorlik qilayotganligi bildirildi. Xabarda vaqtliq ziyorat vizasi bilan ish topish uchun 2 oylik Xitoyga ma'moqchi bo'lgan 70 ming Shimoliy Koreyalik ishchining Xitoyda arzon baholiq ishchi sifatida ishlatilganligi qayd qilindi. Xabarda Xitoyning arzon baholiq ishchilarga ehtiyoji bor. Şimali Koreyamı bu ihtiyacını kamdaşka bek amrak deyildi. Xitayga yollanğan Şimali Koreyalik işçilerinin umumen Xitayının şarkıda kiyim keçek ve yemek içmek zavutları da kuruluş, munca ve restoranlarda işleydiğallıqı, her ay tahminen 200 dolar tapalaydıqallıqı, hem de bu pulunun asaslıq köp kısımının Şimali Koreya hükümeti tarafından musadırı kılındıqallıqı kayıt kılındı. Yerlik matbuatlarda yadro programları sebebinden xalqaranın embargosuğa duçar bolğan Şimali Koreya hükümetinin taşqı pirovat, yemek ve neft sapısı qiyinçiligiga duçar bolğanlığı haqqıdımı xəbərlər elan qılınmaqda. Yürgizilgən embargolar dairesində Birleşken Milletler Teşkilatı'a əza dövlətlərinin Şimali Koreyalik işçilərini işiltişi qat'i çəklənən. Şoğun Xitayının Şimali Koreyaliklərini işiltişi mü xalqara qanunğa xilap hesablandı. Şimali Koreyanın Birleşken Milletler Teşkilatı Turuşluk Daimi Vekili Kim Song 20 Mart'ta Birleşken Milletler Teşkilatı'na mektup yollab, yemek içmek yardımı talep kılgan idi. Hamas esirge ilingan İsrailiya askerleri hakkında video ilan kıldı. Hamas 2006 yılı esirge ilingan bir nefer İsrailiya askeri Gilad Shalit'nin bedelige 1027 nəfər Palestinlik məhbusunu türmədən qutquzğan idi. Türkiyə Avaz Radiosu xəbərində bildirilsə, Hamas qolidəki İsrailiyə əskərləri haqqında məlumat veriş üçün şərt sübutidə ilgiri əsir almashtırış arqalı qoyub verilgən, biraq keyin qaytadan qolğa elinğan Palestinliklərini qoyub verişini tələb qılmaqda.
Hamasning qurollik qanati Izzuddin al-Qassam atrati asirga ilingan Isroiliya askarlariga aloqador bir naqshi videosi e'lon qildi. Izzuddin al-Qassam atratining rasmiy internet betida arabchaga tarjima qilingan ibroniycha naqshi videosi asirlardan uchur degan sarlavhi bilan e'lon qilindi. Asir ilingan Isroiliya askarlarining ahvoli haqida hech qanday ma'lumot berilmagan bu videoga doir Isroiliya armiyasi tomonidan texchi biror bayonot e'lon qilinmadi. Hamas bunundan ilgirimi bir qanchiligan bayonotlarda Isroiliyaning qo'lidagi falastinliklar qo'yib berilmay turib, Isroiliya bilan asir almashtirish muzokarasi o'tkazmaydiganligini bildirgan edi. Hamasning siyosiy rahbari Ismoil Haniya Isroiliya turmalaridagi falastinlik mahbuslarining sharoitlarining yaxshilanishi uchun Misrning murassachiligi bilan Isroiliyaga 3 talab sunganligini aytdi. Haniya Isroiliya qo'rshovi ostidagi G'azza shahrida yozuvchilar bilan uchrashuv yig'ini o'tkazdi. U yig'indagi so'zida tarafimizdan Misr bexatarlik hay'atiga mahbuslarning ahvoliga aloqador topshirgan 3 talabimiz bo'ldi. Birinchi turmalardagi telefon signallarini to'sqichi sistema amaldan qoldirilishi lozim. Ikkinchi Isroiliyaning yaqinda muayyan falastinlik mahbuslarga bergan jazolari to'liq amaldan qoldirilishi lozim. Uchinchi mahbuslarning g'ururi bilan hayot kechirishiga kafolatlik qilinishi lozim dedi. Malayziyadagi tashkilotlar hukumatni Sharq Turkistondagi zulmni surishtirishga chaqirmoqda. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Malayziyadagi cho'ng ommaviy tashkilotlardan bo'lgan Yer shari tinchlik harakati tashkiloti Malayziya hukumatini Uyg'urlarning vaziyatiga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. MSN xabar to'rining xabar qilishicha, mazkur tashkilotning boshlig'i Ahmad Fahmi Muhit Shamsiddin maxsus Uyg'urlar uchun ochilgan bir yig'inda Malayziya, Hindoneziya va Bangladesh qatorliq davlatlarida bir qancha qatimliq namoyish bo'lganini hisobga olmaganda, musulmon davlatlarining Uyg'urlar masalasida asosan sukutda qolganligini bildirdi. U Falastin va Suriya masalasida qattiq inkos bildirib kelgan musulmon davlatlarining Uyg'urlarga kelganda o'xshash pozitsiyani davom qildira olmaganligini tanqidlab, albatta bu oson bo'lmasligi mumkin. Ammo biz bu hukumatlar uchun buni diplomatik yo'llar orqali ifoda qiladigan bir yo'l borligini bilamiz degan. Xabarda aytilishicha, Islom hamkorlik tashkilotining Malayziya maslahatchilar kengashi Malayziya hukumatini Xitoy bilan Uyg'urlarga qilayotgan muomilasi haqida suhbat o'tkazishga chaqirgan. Mazkur kengash raisi Azmi Abdulhamid bu haqda e'lon qilgan bayonotida biz Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarga ahamiyat beramiz. Ammo u yerda bir zulm bo'layotganligi mu haqiqat. Biz hukumatimizdan bu masalada bir harakat qilishini talab qilamiz degan. Malayziya hukumati lagerlar masalasida ifoda bildirgan tunji islom davlati bo'lib hisoblandi. Malayziya parlament a'zosi va bo'lg'usi bosh minister Anwar Ibrahim Sharq Turkistondagi lager masalasining Xitoyning ichki ishi emasligini bildirgan edi. Malayziya tashqi ishlar ministri Sayfuddin Abdullah bu yilning 5-da qilgan bir so'zida hukumatning Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatayotganligini va yuz berayotgan ahvollardan qattiq andishilinayotganligini ifoda qilish bilan birga Malayziya hukumatimiz o'z pozitsiyamizni yanama ochiq qilib o'ttirg'i qo'yish to'g'risida davomliq izlanmoqdamiz degan edi. Arab Birlashma Xalifaligida Abu Zabi bilan Dubay yo'li orasiga Budda haykali tikildi. Arab Birlashma Xalifaligi doiralarining Abu Zabi bilan Dubay orasida tiz suratlik yo'l o'ttirsiga nihoyatda cho'ng Budda haykalini tiklashi birinchi bo'lib yo'ldan o'tayotgan shoferlarni hayron qoldirdi. Xalqning hukumatning bu razil qilmishini orqa-orqadan silliq holda ijtimoiy uchurlarda tarqitishi bilan bugun arab dunyosida ijtimoiy uchur vositalarida jiddiy g'ulg'ula qo'zg'aldi. Va xilma-xil inkoslar kuchaymoqda. Butun arab turbatlarida g'ulg'ulik qo'zg'agan bu xabar videoliq shaklda ko'plab tarqitildi. Paris qo'ltiqi vaqti gazetasining xabarida bildirilishicha, bu haykalning egizligi 10 metr keladigan bo'lib, Louvre muzeyxonasining butlaridan biri ekan. Louvre muzeyxonasi bu Budda haykalining 12-chi asrga tabe ekanligini va Xitoydan elib kelinganligini bildirgan. Mutaxassislar Arab Birlashma Xalifaligining bu qilmishining butun islom ulamolarining haykal tiklash haqidagi ko'z qarashlarining hammasini ko'rib tashlaganlik ekanligini va hukumatning xalqning g'azabiga mo parvo qilmaganligi bo'ladiganligini bildirishmoqda. Anatoliya Imom Xatib maktabida Uyg'ur madaniyati tanishtirildi. 3 mart Anatoliya Imom Xatib to'liq o'tir maktabida Uyg'ur madaniyatini tanishtirish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatni Istanbul Safoko Sutuq Bug'roxon qiz Qur'on kursi ona til va milliy madaniyat darsxonasi bilan Umar Nasuhiy Bilman Anatoliya Imom Xatib to'liq o'tir maktabi birlikda tashkilladi.
faaliyette Uygurlarının milli medeniyet buyumları tanıştırılış bilen birge Uygur yemek içmekleri tanıştırıldı. Faaliyet yana aldın tayarlanan 1,5 saatlik programını koyuş arkalık Uygur milletinin tarih, örüp adetleri hem de hazırkı ehvali serhil numurlar arkalık nahiyeti yakşı tanıştırıldı. Programda Muşi Mektep'nin til edebiyat okutukçisi Hürnüz Hanım kıska hem nahiyeti çüşünüşlük şekilde Uygur Türklerinin tarihini anlattı. Yeni başka bir okutukçı Türkiye Türkçüsü bilen Uygur Türkçüsü nahiyeti canlılık misallar arkalık çüşendirdi. Ahırda Anamgı Mektup namlı kıskı film koyulup, Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali tanıştırıldı. Bu ceryanda zaldaki bütün okuyucular bir hayacallanıp, bir yığılıp, nahiyeti kızgın keyfiyet işi de devam kıldı. Ahırda okutukçı okuyucular bugünkü faaliyette nahiyeti memnun bolganlıkını besbeste sözleşti. Hatta bazı okuyucular Uygur okuyucularını kucaklayıp durup, Şarkı Türkistan'daki işlerden hakikaten haberinin yokluğunu bildirişti. Xitayning 30 nafar o't o'chirish xodimi öldi. 2 aprel Xitoy xabarlarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyda yuz bergan o't ofatida 30 nafar o't o'chirish xodimi o'lgan. Xabarda Xitoyning Sichuan o'lkasida yuz bergan o't ofatida 30 nafar o't o'chirish xodimining o'lganligi Xitoyning mas'ul xodimlari Liangshan rayonidagi 3800 metr egizlikdagi o'rmonlikda yuz bergan o't ofatining kontrol qilinganligini. O't o'chirish jarayonida shamolning tuyuqsiz yo'nalish o'zgartirishi sababidan 30 nafar o't o'chirish xodimining yalqun orasida qapsilib kuyib o'lganligi, jasadlarining Shichang rayoniga tikuchar bilan elib kelinganligini bildirgan. Xabarda yana Xitoy jiddiy holatlarga taqobil turish idorasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda dala o't ofatini o'chirish xizmatlariga 689 kishining qatnashganligini, 30 nafar xodim bilan aloqa uzilib qolganligini e'lon qilgan. Barın qırğınçılığı haqqidagi körgazmiga taklif. Barın qırğınçılığının 29-nji yili munosabati bilan 5-nji aprel kuni Istanbulda rasm körgazmasi ochiladi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bu vaqtdagi bayonotida mundaq dedi. Körgazmada Barın shahidlarining rasmlari qo'yilish bilan birga xalqimiz hozir duch kelayotgan zulm va bostirishlar aks ettirilgan rasmlar, madaniyat urf-odatlarimizni tanishtiradigan rasmlar qo'yiladi. Ve teşviqat varakçıları tarıqtılıdı. Sinalgu video film körüstüldü. Umumi cahitini elip etkanda bu resim ve medeniyet körgazması Şarkı Türkistan halkının hazır duç kilovatkan kıyınçılık ehvalini Türkiye halkıya tanıştırış, cemaat fikri payda kılış, bu arkalık Türkiye halkının kollab kuvvetlişige erişiş, mevcut kün tertibini saklap devamlaştırış maksede bir heptelik faaliyet elip verildi. Barlı qeyrindaşlarımızdan bu faaliyetini kollab kuvvetlişini ve resim körgezim meydanıga kadem taşırıp kılışını alaydı teklif kılımız. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Teşkilatları Birliki. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi kuruluşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.